So it's a pleasure for us to be here. One more minute, then I will start charging you. Yeni hava yollarının gelmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yıl bitmeden birkaç tane daha yeni hava yoluyla anlaşma imzalama planımız var. Onları da yakın bir tarihte görüyor olacaksınız inşallah. Yolcu sayısı bakımından biliyorsunuz Orta Doğu'daki savaş durumunun etkileri var. Boeing ve Boeing'in grevi, Airbus'taki motor sorunuyla ilgili arz kaynaklı sıkıntılar vardı. Bunlar tabii havacılıkta bazı noktalarda büyümeyi sınırlandıran faktörler oldu bu yıl içerisinde. Ama İstanbul Havalimanı'nın sağladığı altyapı, yeni gelen hava yollarının sayısının artması, destinasyonların yanı sıra uçuş sıklıklarının artması burada bizi aslında bir adım gene öne çıkartan bir faktör oldu. Bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde biz yılı yaklaşık 81 milyon yolcu ile bitirmeyi planlıyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl 76 milyon yolcuyla bitirmiştik. Dolayısıyla büyüme devam ediyor olacak. Yatırımlarımız gene hız kesmeden devam ediyor. İleriye de yönelik de kapasite ayarlamalarımızı ve artışlarımızı şimdiden planlıyoruz ki önümüzdeki yıllardaki bu büyüme trendimizi devam ettirebilelim. Bu anlamda da gene Sky Express'in az önce söylediğim gibi aramıza katılması çok önemli bir gelişme oldu. Ben de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum İstanbul'a gösterdikleri ilgi için. İnşallah daha güzel haberlerle devam edeceğiz yıl sonuna kadar. Yılın başında, yılın sonunda bu yılki hedefimizi 110 havayoluna ev sahipliği yapmak olarak duyurmuştuk. Biz 110'a ulaştığımızda dünyada bir numara olacağımızı öngörmüştük ama tabii rakipler de boş durmuyor. Orada da sayılarda artışlar oldu. Birinci sıradaki Bangkok, o zaman ikinci sıradaki Charles de Gaulle bizim önümüzdeydi. Şimdi Charles de Gaulle'i yakalamış olduk. Bangkok'la da aramızda aslında iki tane havayolu kaldı. Herhalde yıl sonuna kadar biz onlardan daha hızlı hareket edersek gene birinci sıraya yükselme şansımız olabilir.